2024 yılının ilk yarısında 205 kadın cinayeti, 117 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş durumda. 24 saatte 8 kadın cinayeti yaşandı diyor. Bu haber 28 Şubat'ın haberi. Ama sanmayın ki sadece 28 Şubat tarihinde bir günde 8 kadın cinayeti işlendi. Geçtiğimiz hafta 22-23 Haziran içerisinde yine 2 gün içerisinde 6 kadının, kimi kaynaklara göre 8 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü haberlerini aldık. Ve bu erkekler kimlerdi, kadınlar kimler tarafından öldürüldü diye baktığımızda büyük çoğunluğunun aslında mevcut eşleri tarafından öldürülen kadınlar olduğunu gördük. Ya da boşandıkları erkekler tarafından, yani eski eşleri tarafından kadınların öldürüldüğünü gördük. 2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde kadınları kimler öldürdü diye baktığımızda %42'sinin evli oldukları erkekler tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Hiç az bir oran değil. Bakın, eskiden evli olduğu erkek %10, baba %9, eskiden birlikte olduğu %5, akraba %5, oğul %4. Bunların hepsini topladığınızda büyük bir oran ediyor. Yani kadınların en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor olduğu gerçekliği. Şimdi aile odaklı politikaların sonuçlarıdır işte bunlar demek istiyorum. Ve buradan bakanlığı bir kez daha uyarıyorum. Siz aile odaklı politikalarınızı ileri sürdüğünüz durumda kadınlar mevcut eşleri, boşandıkları erkekler tarafından, mevcut partnerleri ya da ayrıldıkları erkekler tarafından daha çok öldürülmeye devam edecek. Kadınlar kaç yaşındaydı? Gördüğünüz gibi her yaştan kadın öldürülüyor. Özellikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 0-11 yaş aralığı da var. 12-14 yaş aralığı da var. Bunların bir kısmı hangi kızlar, hangi kadınlar biliyor musunuz? Öldürülen kadınların çocukları. O babaların kendi çocukları. Yani artık şiddet sadece kadına yönelmiyor durumda. Kadına yönelen şiddeti durdurmadığınız her an o şiddet artmaya devam ediyor. Özellikle bu ilk 6 ay içerisinde gözlemlediğimiz önceki yıllara nazaran kadın cinayetlerinde kadınların birlikte olduğu çocuklarıyla birlikte, o sırada orada bulunan yakınlarıyla birlikte çokça öldürüldüğü gerçekliğiyle karşılaşıyoruz. Haziran ayında 41 kadın cinayeti işlendi. Şimdi Mayıs ve Haziran ayında bu kadar çok kadın cinayetlerinin ciddi oranda artmasının sebebi neydi diye anlamaya çalışalım. Ne oldu sevgili arkadaşlar? Yargı paketi gündeme geldi. Sayısını artık takip edemiyoruz. 8. 9. 9.'su gündeme gelecek dediler. Bir taslak dolaştı ve o taslağın içerisinde 6.284 ile ilgili bir düzenlemenin yer alacağından bahsediliyordu. Zorlama hapis kararlarına itirazın yolunu açacaklardı. Soyadıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararının, yani erkeğin soyadını kullanma zorunluluğunu iptal etmişti Anayasa Mahkemesi, onu yeniden getireceklerini, o zorunluluğu yeniden getireceklerini söylüyorlardı. Cezalara ilişkin bir tür af anlamına gelebilecek olan infaz kanununda düzenlemeler yapacaklarını ifade ediyorlardı. Başka neden bahsediyorlardı? Etki ajanlığından bahsediyorlardı. Şimdi bütün bunlar tartışıldığı durumda, kadınları ilgilendiren meseleler tartışıldığı durumda daha önce de ifade etmiştik. Kadınlar daha çok öldürülüyor, erkekler daha çok cesaret buluyor. Ve ne oldu Mayıs ayında? Mayıs ayında ailenin güçlendirilmesi ve korunması genelgesi açıklandı Cumhurbaşkanı tarafından. Kadın yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili adım atmayanlar, 6.284'ü etkin uygulamayanlar ve size veriyi söyledim. İlk 6 ay içerisinde 205 kadın cinayeti, 117 şüpheli kadın ölümüne sebep olanlar diyeceğim artık, ortak olanlar bunun hesabını vermek zorunda. Aile odaklı politikalarınızı tıpkı kadınların birey olarak haklarını yok saydığınız bu vizyonsuz vizyon belgenizi yırttığımız gibi yırtıp atacağız. Evet, kadın cinayetleri artıyor. Önceki yıllardaki oranlara göre bu yıl daha fazla kadın cinayeti işlenmiş durumda. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin imza geri çekildikten sonra. Ama hiçbir kadın umutsuzluğa kapılmasın. Tekrar
Korkma demek isterim sesimizin ulaştığı bütün kadınlara. Biz birlikte mücadele ettiğimizde o yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayabiliyoruz.